Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bir sabah kalktık. Gemi yanaşma iskelemiz marinalaşıyor. Bu prefabrik iskeleler getirilmiş, konulmuş. İzinli olup olmadığını sormak için liman başkanlığını aradık. Liman başkanlığı izinli olmadığını, gerekli işlemi yaptı duyduktan sonra. Ve belediyeye bildirdi durumu. Ondan sonraki aşamayla ilgili bilgimiz yok. Belediye de gereken işlemi yaparsa, çünkü bu konuda yetkili, oradaki kaçak iskeleyi kaldıracak kurum Bodrum Belediyesi'dir. Devam ediyor mu peki inşaat? Yani siz... Devam ediyor burada çalışma. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Herhalde elektrik su sistemi bağlıyorlar. Her zaman olduğu gibi Bodrum'da yaşadığımız önce yap, ondan sonra izin al örneği bu yine. Ama gördüğünüz gibi bu koyda zaten bir sıkıntı yaşıyoruz. İskeleler, dolgular, betonlaşmalar, orada yıkan villalarının çalışması var. Dolguyu dün aldık orada, dolgu yapılıyordu. Kaymakamlığa gittim. Yani bu bölgede çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağız bu sene. Bu koy ölecek tabii. Her sene bir koy kaybedeceğiz. Artık denize girecek yerimiz kalmayacak böyle gidersek. Bunun dışında tabii kaçak inşaatlarımız devam ediyor ciddi biçimde. Bunlarla ilgili de tüm yetkilileri, konuyla ilgili yetkilileri göreve davet ediyorum. Tekrar. Bu görülen burunda yapılan ne? Ha, nerede? Şu aşağıda mı? Evet. Orada işte dolgu yapılıyordu. İki kez şikayet ettim. Dün en sonunda artık sonuç alamayınca kaymakamlığa gittim. Önce belediyeye, sonra kaymakamlığa. Sayın Kaymakam bizzat kendisini gelip durduracağını söyledi. Akşam üzeri geldiğimde de geri alınıyordu dolgular. Ya kaymakam durdurdu. Sanıyorum. Yani, ama bugün yine bir boru döşeme çalışması vardı. Ne borusu döşüyorlar? Bilmiyorum ne borusu döşediklerini, onu öğrenmek lazım. Denize bir boru döşendi. O tam kepçenin olduğu yerden aşağıya doğru bir şey açılıp boru döşendi. Fotoğrafını da çektim. Kayıtlı. Bütün gün kepçe sesleri dinliyoruz. Kiralayan denize dalıyor. Bir daha da iskelede turistler. Ben şöyle bir empati gelişmesini istiyorum insanlar. O denize dolgu yaptıklarında evlerinin üstüne dökülmüş kumları düşünsünler. Evlerin üstünün kapandığını düşünsünler. Onların da evinin üstüne kumlar dökülünce orada nasıl havasız kalacaklarını, yaşamlarının yok edileceğini düşünsünler. Aynı şeyi yapıyoruz denizde. O sistemi yok ediyoruz. Ne olmuş ki diyor herkes. O yapıyor, bu yapıyor. Aslında her yaptığımız kendimize zarar. Biz kendimizi bitiriyoruz. Ben insanlara onu söylüyorum. Kepçelerle sizin evinize girilirse, kepçelerle dolgu üstünüze, evinizin üstüne yapılırsa aynı şeyler oluyor denizde. Evet. Harika.